Bu videoda sizlere nesne yönelik programlama nedir, object, nesne, class, sınıf, constructor ve package gibi temel bilgileri anlatacağım. Object oriented programming yani nesne yönelik programlama her şey bir nesne görerek yazılımı da bu yönde şekillendirme yöntemidir. Etrafımızda gördüğümüz her şey bir nesnedir. Mesela televizyon, şemsiye, mouse ve kumanda gibi. Hatta etrafımızdaki canlıları bile bir nesne olarak görebiliriz. Bu nesnelerin hepsinin kendine has özellikleri var. Mesela bu televizyonun rengi siyah, kalınlığı 6 cm, ekranı 90 inç ve görüntüsü 4K. Şemsiyenin de kendine has özellikleri var. Aynı şekilde mouse ve kumandanın da. Benzerlik gösteren özellikler olsa da tamamen farklı özellikler de var. Bir de her nesnenin davranışları ve işleyişleri vardır. Bu ne demek? Senin her nesneden yapmasını beklediğin davranışlar var demek. Mesela televizyonun davranışına birkaç örnek vermek gerekirsek bunlar aç, kapağı ve kanal değiştirdir. Aynı şekilde şemsiyenin davranışı da aç ve kapadır. Mouse davranışı ise aç, kapa, sol tıkla, sağ tıkla hareket ettir. Son olarak da kumandanın davranışı ise aç, kapa, kanal değiştir, smart tv aç ve menüye gittir. Şimdi biz burada bir nesneyi özellikleri ve davranışları olarak açıklayıp yazıya döktük yani bir nevi şemasını çıkardık. İşte bunlara class yani sınıf denir. Bu class kullanarak hazırladıklarınıza ise object yani nesne denir. Bir nesne class'ın canlanmış halidir. Ete kemiğe bürünmüş halidir. Yani yaşayan halidir. Mesela bu şemsiye sınıfını kullanıp farklı farklı şemsiye nesneleri üretelim. Farklı farklı renklerde, büyüklüklerde, uzunluklarda üretebiliriz. Başka bir örnek verelim. Bir bina yapılmadan önce bir mimar bu binanın tüm tasarımını kağıt üzerine döker. Burada nerede ne var, ne gibi özellikler var, hangi bölümlerin ne gibi davranışları olabilir? Her şeyi tasarlar, planlar. İşte bu tasarım ve plana klas adı verebiliriz. Bu çizimler kullanılarak tasarlanan evlere ise object yani nesne adı verebiliriz. Her bir ev ana tasarımın hayata geçmiş halleridir. Nesne ve sınıf kavramlarını anladığımıza göre şimdi teknik olarak nasıl nesne yapabileceğimizi görelim. Bir sınıf kullanarak nesne yapmak için o sınıfın önüne new kelimesini yazıyoruz. Yani burada esasen bana şu sınıf tipinden bir nesne yap diyoruz. Sonra da oluşturulan nesneyi my umbrella adındaki değişkene yazıyorum. Buradaki new kelimesi birçok dilde kullanılır. Fakat bazı dillerde farklıdır. Bunun için öğrenmek istediğiniz dilin sintaksına bakabilirsiniz. Şimdi Umbrella sınıfından bir nesnem var. Ben şimdi bu nesnenin renk, değişiklik ve uzunluk gibi özelliklerini belirtmek istiyorum. Bunu da myumbrella.değişken ismi eşittir değer vererek yapıyorum. Burada neden direkt özellik ismini yazdığımı ve setter metot kullanmadığımı encapsulation bölümünde detaylıca açıklayacağım. Nesne içindeki metotları çağırmak için de yine aynı yöntem kullanılıyor. Nokta metot ismi şeklinde. Bir şey dikkatinizi çektim burada. New Umbrella derken parantez açıp kapattık. Bunun anlamı nedir acaba? Sonuçta parantez açıp kapatma bir metot çağırma işlemidir. Ama daha henüz nesne oluşturulurken acaba hangi metot çağrılmaktadır? İşte bu tür metotlara konstrüktör yani yapıcı metot denir. Bir nesne yapmanın ilk aşamasında bu metot çağrılır. Bu metot içinde nesne daha kullanıma sunulmadan önce belli başlı değişiklikler veya hazırlıklar yapabilirsiniz. İki tür konstrüktör vardır. Birincisi empty konstrüktör yani parametresiz boş konstrüktör. Bu çağrıldığı zaman nesne içindeki tüm özellikler default haliyle yani en yalın ve boş haliyle değer alır. İkinci konstrüktör yöntemi ise parametreli konstrüktör. Burada da siz bir nesneyi yapmak için dışarıdan değer bekliyorsunuz. Mesela ben sınıf içindeki özellikleri ilk seferde belirtilmesini istersem renk, genişlik ve uzunluk değerlerini parametre olarak verebilirim. Buna bir örnek vermek için sizlere parametreli konstrüktör Yalfa'da nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi renk, genişlik ve uzunluk değerleri konstrüktör içinde nesnenin ana özelliklerine saklanıyor. Yazılım projelerinde programınızın içinde muhtemelen onlarca hatta yüzlerce klaslarınız olur. Pekala bunca klaslar projede nasıl saklanır? Hepsini bir dosya altına saklayamayız. Karma karışık bir şey olur. Bunları sınıflandırmamız, gruplandırmamız gerekiyor. İşte bu gruplandırma için her klası mantıken ait olduğu klasör içine saklıyoruz. Örnekte gördüğünüz gibi. İşte bu gruplandırmayı package'ler ile yapıyoruz. Mesela şu an date validator klasının package'i gördüğünüz şekildedir. Pekala ben bu package'leri neye göre gruplandıracağım? Bunun herkes tarafından kullanılan bir best practice dediğimiz isimlendirme pratiği var mıdır? Evet vardır. Mesela siz adres yazarken en önce ülke veya şehir ismi yazmazsınız. Orada küçükten büyüğe doğru gidersiniz. Yani mahalle, sokak, bina numarası, kat, daire numarası, ilçe, il ve son olarak ülke. Package isimlerinde ise tam tersi olarak büyükten küçüğe doğru gidiyorsunuz. Mesela örneğimizde kullandığımız package ismine bakalım. Burada com ile başladık ve ikinci olarak da şirket ismini yazdık. Genel olarak kullanılan bu pratikte çalıştığınız şirketin web sitesi ismini tersinden yazabilirsiniz veya bulunduğunuz ülkenin kodunu yazabilirsiniz. Genel olarak org yani org ile başlayan package'lar açık kaynak kodlu projeler tarafından kullanılır. Üçüncü bölümde şirket içinde bulunduğunuz departman ismi gelir ama mecburi değildir. Çalıştığınız şirket küçük ise bunu es geçebilirsiniz. Ardından proje ismi gelir. Daha sonra projenin nasıl bir proje ise onu mantıksal olarak gruplandırım isimleri gelir. Bizim projemiz bir web aplikasyonu olduğu için biz web diye ekledik. Sonra web altında validator diye bir klasörümüz var. Bunun içinde web'e ait tüm validator klaslarını burada saklıyorum. Son olarak da class ismi geliyor. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bunun gibi videolar hazırlamamı istiyorsanız videomu beğenip kanalıma üye olabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımda sizlere nesneye yönelik programlamanın 4 ana kuralını anlatacağım. Bunlar encapsulation, abstraction, inheritance ve polymorphism.